da birisi o yerin sahibi ya da sahibesi olacak. O olduğuna göre sahibi olacak. Onun için efendim ifade etmek istediğim buydu. O hakta epey bir çalışmasını dilerim ve tavsiye ederim. Çünkü kolay kolay bulunacak fırsatta bir ses. Bu sesleri basmak için okuyucu olmak lazım. Onu anlayabilmek için ne kadar zor basılabilecek mi? Yine söylüyorum. Tabi Alaturka bu ağızla okunmaz. O ağzında ona göre olacak. Çalıştığı vakit inşallah o haftayı bekliyor. İnşallah. Bekliyor. Çok teşekkür ederim. Harman. Erkan'ın şarkılarını çizgiye bak. Ama bir örnek vermek istiyorum ben Erkan'a. Mesela İbariye bir şarkıyı sahneye çıkıp Anur seçtiğinde ben İbariye'nin o şarkıyı nasıl söyleyeceğini merak ediyorum. Çünkü o şarkıya bir yorum katıyor, bir şey yapıyor, o şarkı başka bir şey oluyor. Şimdi ama Erkan'da işte ben hep aynı şeyi dinliyormuş hissi geçiyor bana artık. Pesten başlıyorsun. Şunu biliyorum. Şuraya geldiğinde öyle bir ses çıkacak ki işte yanındaki jüreyleri diyecek ki o ses çıkmak büyük iştir. Tamam. Bunu öğrendik kaç haftadır. Ama bana bir şey göster o zaman. Diyeyim ki yahu bu şarkıyı ben Erkan'ın yorumuyla dinlediğimde şarkı bambaşka bir şey oldu. Ama hep aynı şeyi yaptığında testten girip bir yere geldiğin bir şey yapacaksın, biz de yapacağız. Tamam bunu biliyoruz ben. Geç. Sıradaki. Tamam. Şimdi bir şey söylemek istiyorum. Bakın görüyor musunuz? Görüyorsunuz. Ne görüyorsunuz baktığınızda? Geri gitti. Hayır. Duruşu yanmıyor. Bakın, bir insan, çocuğum, sakın yanlış anlamayın. Bana ne olacak ki, ben gelmişim gidiyorum. Sizler buraların sahibesi olacaksınız. Ben geçen seferki yarışmada da bana alınmışsınız, gönül koymuşsunuz ve o hırsla geldiniz. Ben Bülent Hanım'a kırgınım. Çünkü bana dedi ki, dediniz eyvah dedim, acaba bir şey mi yaptım? Çünkü şahsiyetime falan laf söyleyemem. Ne kadar sinirli olursam olayım, ne olursam olayım, yine de çünkü söylenecek efsatta birisiniz. Sizin beyefendi bir tescil.